Taner Demirer yapmış. 2021'de Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ni kurmuşuz. Suriye toprağında üniversite kurmuşuz. Suriye toprağında. Ya. Ve Suriyelileri doktor yetiştiriyoruz. Belki bizimkiler bizden doktor göndermeyelim de onlardan doktor yetiştirelim de onlar kendi hastalarına baksın diye düşünmüş olabilirler mi diye düşünüyorum. Ama bilin ki YÖK'te de o üniversite bizim üniversitelerinden biri sayılmaktadır. Çünkü rektörü de bizdendir, buradan gitmedir. Çoban Bey Tıp Fakültesi'nde hoca yok, profesör yok ama oradan doktor yetişecek. Vicdanları mı? Bizim doktorları da iyi doktorları da gönderecekler. Giderlerse gitsinler diyecekler. Deyin bakalım, deyin. Desinler, yatacak yerleri yok. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda bütçe görüşmeleri devam ederken AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında gerginlik çıkmış. AK Partili vekiller CHP'li vekilin konuştuğu sırada genel kurulu terk etmiş. Yeniden genel kurula gelen ve aralarında AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin de olduğu AK Partili vekiller meclis kürsüsünde protesto gösterisi yapmışlar. Bak bak. AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin'in Özcan'ın yanlış konuştuğunu belirterek kim Özcan bu? CHP milletvekili Gizem Özcan'ın yanlış konuştuğunu söylemiş. İç cinayetlerinde 142 kadın hayatını kaybetti deyince tabii siz gülersiniz demiş Özcan AK Parti grubuna. Bu sefer Özlem Zengin Özcan'ın yanlış konuştuğunu belirterek Meclis Başkan Vekili Gülizar Biçer Karaca'dan müdahale etmesini istemiş. Bunun üzerine AK Parti grubundan tepkiler ve alkış sesleri yükselmiş. Genel kurulda sözlü tartışmalar ve bağırışmalar yaşanmış. Sonrasında AK Parti grubu genel kurulunu terk etmiş. Sonra da 15 dakika aranın ardından da gelmişler kürsüyü işgal etmişler. Hey be! Mecliste demokratik haklarını kullanıyorlar. Her yerde hayatın her alanında AK Partililere her şey serbest. Ama sokakta Türkiye'de protesto gösterisi yapamazsın. Demokratik hakkınızı kullanamazsınız. Her şey AK Partililer için. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca demiş ki depremlerde her ihtiyaca yetişemedim. Vatandaşlardan helallik istiyorum. Ne çok alıştılar buna. Helallik verin. Ya sizde istifa müessesesi diye bir müessese yok mu ya? 6 Şubat depreminde devlet 3 gün boyunca yoktu, yok. Yoktu. Demiş ki ben Fahrettin Koca olarak her yere yetişemedim. Sen Fahrettin Koca her yere yetişemezsin zaten. Senin bakanlığın yetişecekti. Senin devletin yetişecekti. Kahramanmaraş'ın o ana caddesinde dolaşırken insanlığından utandım ben. O felaketin yaşandığı caddede gece yarısında ışık yok, hiçbir şey yok. Terk edilmişti. Yoktunuz, yoktunuz. Yoktunuz. Hani yüz binlerce konutu teslim edecektiniz bu yıl? Hani bitirecektiniz? Aynı devam ediyor o deprem bölgesinde felaket. İnsanlar çadırlarda, konteyner kentlerde yaşıyorlar. Nerede bitirdiğiniz, temelini attığınız evler? Demiş ki Sağlık Bakanı olarak elimden gelen ne varsa kaybedilen canların yıkılmış şehirlerin acısını içime gömerek gece gündüz demeden yapmaya çalıştım. Elbette her ihtiyaca yetişemediğim, her sorumluluğu yetemediğim zamanlar da oldu. Daha iyisini de yapabilirdik. Bunlar için sizlerin huzurunda vatandaşlarımızdan helallik isterim. Demokratik ülkelerde devletin yetkilileri, iktidarın yetkilileri vatandaşlarından helallik istemezler. Helallik istemezler, istifa ederler, istifa. Ne demek helallik istiyorum size? Burası cami mi? Helalliği bir de nerede istiyorsunuz? Nerede istiyoruz biz inancımıza göre bir de helalliği sevgili izleyiciler? Öldüğünüzde. İmam sorduğunda helallik. Evet, ölenlerden helallik istersin. Ölenlerin yakınlarından istersin helallik. On binlerce insan öldü. Resmi rakamlar 50 bin küsur. Geçtiğimiz günlerde bir AK Partili yetkilisiyle yaptığımız programda 1 milyona yakın engellinin olduğu söyleniyor. 1 milyon. Daha sonra biliyorsunuz Erdoğan da öyle söylemişti. Daha sonra o rakamı küçültmüşlerdi. Aman ya deme diye. 1 milyon. 1 milyon insanın engelli olduğu 6 Şubat depreminde
ölü sayısı 200 binin üzerindedir beyler. Helallik istiyormuş.